blend tool yani karıştırma aracı bir objeden başka bir yapıya veya renge sahip diğer bir objeye geçişi sağlayan bir araçtır. Bu geçiş esnasında da geçiş objelerinin sıklığı veya azlığıyla da farklı etkiler yakalanabilir veya farklı objelerde elde etmiş olursunuz. Araçla ilgili örnek dosyamız Illustrator CS6 örnek dosyalar içerisinde nesne düzenleme araçları Blend Tool Illustrator belgesini açalım. Belgeyi açtıktan sonra şu an ilk nesnemizi seçili hale getirdiğinde gövde rengi beyaz, dış çizgi rengi siyahmış. Dış çizgi rengi siyah olarak kalsın. Gövde rengini de turuncu olarak değiştirelim. Daha sonra alt kenarda bulunan daireyi de mavi veya turkaz bir renge boyayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Blend Tool aracıyla iki nesne arasında geçiş sağlayabilmek için aracı seçili hale getiriyorum. İlk nesneyi bir kere tıklayıp daha sonra ikinci nesne üzerine gelip bir kere tıkladığımda da arasında bir geçiş sağlıyor. Şu anda tam olarak neredeyse bir geçiş var ve farklı bir nesne de elde etmiş olduk. Bu aradaki geçiş objelerinin sayısı şu an çok fazla. Bunu azaltabilmek için veya daha fazla da arttırmak isteyebilirsiniz. Azaltıp arttırabilmek için araç üzerine gelip çift tıklayın açılan blend options penceresi üzerinden spacing yani boşluğu smooth color e, yumuşak renk geçişine göre değil de specific steps olarak seçerseniz kaç adetten oluşacağını burada belirtebilirsiniz. Pencerenin yani blend options penceresinin sol alt köşesindeki preview tikini işaretleyip buradaki değeri 15 olarak değiştirelim. Değiştirdiğimizde de gördüğünüz gibi Kareden yavaş yavaş nesnenin nasıl daireye döndüğünü de burada görmüş oluruz. Farklı yapılı nesneler oluştururken de bunun için ikinci sayfaya geçiş yapalım. Artboard panelini hemen sağ taraftan açıp artboard 2 olan dosyaya dönüş yapıyorum. Paneli de şöyle gizleyelim tekrar. Burada birden fazla daire var. Dairelerin küçük olanı nesnenin uzaktaki kenarını gösteriyor büyük olan daire de nesnenin bize doğru bakan alanını gösterecek. Burada hazırlayacağımız yapıyla bir borunun yumuk yumuk bir hareketini ilüstre edeceğiz. Bunu yaparken ilk nesneden başlayarak renklendirmeye başlıyoruz. Ufuk çizgisine baktığımız zaman bize en uzak olan ufuk çizgisine yakın olan nesnelerin renklerinin çok daha açık olduğunu fark edersiniz. Bunun için ilk olarak yapacağım işlem bu neslinin gövde rengini ayarlamak. Turuncu bir ton ayarlayacağız. İlk rengimizde sarıya yakın bir ton olması lazım. Hatta sarı da direkt seçilebilir. Sarıyı seçiyoruz. İkinci neslimiz için de sarı devam edebilir. Üçüncü neslimizde hemen solundaki ikinci turuncu. Dördüncü neslimiz için de aynı turuncuyu ve son bitiş nesnemizde de daha koyu bir turuncu rengi seçiyoruz. Buradaki 5 nesnenin de dış çizgi renklerini kaldırmamız lazım. Tek tek kaldırmaktansa Selection Tool'la şöyle bir seçim alanı oluşturduktan sonra 5'ini birlikte seçip hemen Stroke'tan None dediğimizde zaten dış çizgileri kalkacaktır. Şimdi buradaki işlemlerimizi yaptıktan sonra blend aracını alıp ilk nesneyi bir kere tıklıyorum. Daha sonra ikinci nesneye 3, 4 ve 5. nesneye tıklayarak buradaki geçişi ayarlamış oldum. Bu geçişi ayarlarken dikkat ederseniz bazılarında az, bazılarında da tamamen rengin geçişini sağlayacak şekilde ara objeler eklenmiş oldu. Buradaki nesnelerin adetli veya tek tek bu şekilde görünmesi bunların neredeyse hiç boşluk olmadan geçişini sağlanmasının nedeni her iki nesnenin de asıl renklerinin farklı olması ve buradaki iki nesnenin renklerinin aynı olmasından dolayı. Bunu düzeltebilmek için Direct Selection Tool aracıyla boş bir noktaya tıklayıp ilk nesneyi seçili hale getirelim ve Color penceresini açarak Pencerenin de genişletelim isminin sonundaki butona tıklayarak sarı rengi birazcık azaltalım. Azalttığımızda dikkat ederseniz buradaki değer de değişmeye başladı. Hemen üçüncü objeyi seçili hale getirelim. Üçüncü obje için de magenta sürgüsünden ve yellow sürgüsünden birazcık ton düşürme işimi yaptığımızda buradaki geçişi de sağlamış olduk. Bu geçişlere baktığımızda biraz da keskin bir dönüş de var. Tamam çok kötü görünmüyor ama sanki biraz daha yumuşak bir dönüş olsa daha farklı, daha güzel bir etki olabilir. Bunu yapabilmek için şöyle bir temelden yardım alacağım. Temelimiz şu. Illustrator tarafından oluşturulan bütün nesneler vektörel tabanlıdır. Evet, vektörel tabanlı nesnelerde bir pet çizimidir. Pet çizimi de noktalar ve bu noktalar arasındaki çizgilerden oluşur noktaların üzerinden de pen tool içinde bulunan convert anchor point tool yardımıyla eğimler oluşturabiliriz. Bu özelliği kullanarak burada eğimleri arttırıp farklı bir yapıya dönüşmesini sağlıyorum. Son olarak burada 80 rakımı var. Bu 80 rakımını da burada bulunan turuncu daire önüne getirip rengini beyaz yaparsak daha güzel duracaktır. Evet. Bu şekilde Blend Tool'la farklı nesneler oluşturabilirsiniz.